Emin ağabeyi Mustafa Sarısülük konuk olmuştu. Şimdi ise Sarısülük ailesi ulusal kanala kapılarını açtı. Temin ailesi şu an Mustafa Kaya'nın yanında. Mustafa Kaya Ankara'dan bildirecek. Sözü ona bırakıyoruz. Evet Mustafa, neler söyleyeceksin? Evet, Ankara'dayız. Ethem Sarısülük'ün, devrim şehidi Ethem Sarısülük'ün evindeyiz. Ethem Sarısülük'ün hükümet istifadenin ilk günlerinde hayatını kaybetti. Bir polis kurşununa hedef oldu. Bir süre Şam Savaşı verdi ama ne yazık ki o Şam Savaşı'nı kaybetti. Ama ardından Türkiye Ethem Sarısülük'e sahip çıktı. Günlerce bütün eylemlerde devrim şehidi olarak Ethem Sarısülük anıldı. Ancak aynı zamanda da birileri de harekete geçtiler. Son günlerde gördüğünüz bir takım fotoğraflar basına servis edildi. Fotoğraflarda Ethem Sarısülük'ün elindeki silahın yeleğin üzerinden bir takım suçlamalar yöneltildi ama tabii yalan çok ilerlemedi. Hemen yalan ortaya çıktı. Biz de şimdi Ethem Sarısülük'ün evindeyiz. Yanımızda Bey var. Ben hemen Mustafa Bey'le başlayayım. Bu fotoğraf meselesini sormak isterim. Şimdi burada sanırım Ethem'in bilgisayarı değil mi? Evet, kendisinin bilgisayarı. Bir şöyle biraz hem hayatını da anlatmış olursunuz bu vesileyle. Şöyle bir bize gösterir misiniz? Ethem nerelerde çalıştı? Bir işçiydi. Ethem son bir yılda özellikle götüre işi daha da şuran sistemin çelik oksiyon ve kaynağı bu alçak saldırı yapanlar, iftihar için yapan insanlar, özellikle Ethem'in bir içinde olarak Facebook'tan almışlar zannedersem, sadece cımbızlayarak. Burada kendi bilgisayarında ve o orada çalıştığı yerde Hakkari Tekeli Tabur Komutanlığı'nda. Tabii burada görebiliyorsa burada askeri kamyonlar, burada Ethem, burada vinçlen bu kirişi dikiyor. Ethem görüyorsunuz. Cımbızların adı başka, gene o fotoğrafları var galiba. Onu söyleyin de cımbızlar varsa şimdi de. Ben göstereyim, bu da şeyin üstünde. Burası da şu an kendi üstündedir. Yukarıya kastettiğimiz burada demir bağlantını yapıyor kendisi. Şöyle geçeyim. Burası da bilgisayarı. Aynı zaten burada. Burada bu da başka resim. Bu da aynı yer. Askeri kalıpları orada serinin kendilerine tahsis ettiği, çalışan işçilere tahsis ettiği zannedersem tabur komutanlığı olması lazım ya da tubay komutanlığı, bilmiyorum tam. Çadır kendi yapmanı yerin şeyi ve elin evet tamam. Burası da var. Aynı terlik ve şey askeri orada barınma yeri şanti. Çalıştan daha fotoğraf. Çalıştı o yerlerinden biriydi. Yıllardır bu şekilde çalışıyor sanayi ağır sanayiliğimiz. Çalıştıkları firma, burada da kendi fotoğrafları, videolar da isterseniz videoları da ben size göstereyim. Lütfen onları da görelim. Askerlerden birlikte. Çünkü Türkiye de merak ediyor, Ethem'i tanımak istiyor. Önemli bir isim. Şu an Türkiye için aynı zamanda. Onu da gösterdim. Siz bakarken yani Ayfa Hanım, tekrar sağ olsun tabii diyecek bir şey. Sağ olun, sizler sağ olun. En azından benim oğlumun kaskısından söylesinler, utansınlar. Çalmasınlar benim oğlumu, karalamasınlar. Benim oğlum aslan gibi çalışıyordu. Aslan gibi bilağının gücüyle de her şortlarda mücadele ediyordu. Ama yalanla dolanla yurt kandırmasınlar.
Benim oğlum her şey meydanda. Bizde yalancı yok. Ama evet, askerlerle birlikte bir çalışıyor da birlikte bir çay ve mangal yapalım. Bu bir asker, bu da bir asker. Bunlar asker. Tanar var. Ben tanımıyorum kendisini. Şimdi geçecek. Bir halk türküsü. Halkımızın çok güzel bir ezgisini seslendiriyorlar birlikte. Akşam zannedersem paydostan sonra birlikte. Şimdi şurada var birazdan. Aslında sesini de açabilirsiniz. Şunu daha belirgin. Bu asker yanında bir tane daha var. Şimdi biraz sonra komutanları geliyor buraya oturuyor zannedersem öbür videoda. Zannedersem herhalde illegal örgüt kampı olsa buraya gerek. Evet. Yani şu dönemde tabii kabul edildiği için herhalde. Sanırım dediğiniz gibi yani bu maksatlı yapılan yani aslında söz de söylenemez çünkü gerçekten bu toplumun, bu insanların, bu topraklarda yaşayan halkların güzel olan yanlarını gerçekten bu alçaklar diyeyim. Çünkü artık çok fazla bir kelime de bulunmuyor. İnsanların ölülerine, cenazelerine ve onların arkasından bir şey söylememesi gerektiğini, bu halkın öyle güzel kültürüdür ki en zor ve en diktatör insanların bile arkasında aslında konuşulmaz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bugünkü bu iftira ve kara çalmaların geldi. Ben işte sevgili halkı bakıyorum. Zaten halkımız bir halkın onuruyla davrandılar ve bu şekilde davranmaya devam ediyorlar. İşte şurada görürsünüz. Zannedersem birlik komutanı olsa gerek. Üç tane yıl. Bu. Aslında eğitimin biraz paylaşıyor. Tabii biz şeftini dediğimiz için bir arkadaşım bugün bunlar kırık mallar bunlar var. Sen göremedik çünkü zaten vardı. Dün bu saldırı ortaya çıkınca biz bölgeden açtık. Ve o şekilde hani aklımızdan paylaşmak istedik. Şunu sormak istedim. Tabii bir yandan yargılama da sürüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Polis memuru serbest bırakıldı. Ama aynı zamanda görgütlerine yönelik bunlar nelerdir? Onlara başlayabiliriz. Hayır, devam etmiyor. Yargılamamak devam ediyor. Çünkü kavramları uygulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Yargılamak yerine onur edilip, kutsanıp bir Şakir Erdoğan'a gerçekten polis teşkilatına bunu taksın ya da katillere taksın diye göndereceğiz. Ki göndermemiz gerekiyor. Eğer halka karşı bu kadar işlenen suç, bu kadar polis şiddetine karşı duyarsız kalmaları ki aslında duyarsız değiller. Bunu son derece bilinçli ve sistematik tarzda yapıyorlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Tabii onların dünyasında anlamak son derece doğru. Çünkü siyasal iktidar hiçbir zaman polisi kendi çıkarları dışında kullanmamıştır. Bugün de halkımızın özellikle barışçıl temelde başlayan Taksim'imizi parkı protestolarına karşı gösterdikleri şiddet ve sonraki gelişen süreç ve özellikle kardeşim Ethem üzerine katledilmesi çok manidar aslında bu noktada çok fazla şey söyleyecek şey yok ama yani dediğim gibi tırnak içinde bağımsız yargı
Kime göre bağımsız, kime göre bağımlı. Ama ülkede bizler ve yoksullar açısından işin açıkçası adalet yoktur. Yıllardır da böyledir aslında. Bunun bilinmesi gerekiyor. Hiçbir polis işlediği suçlu hiç yalanlamamıştır. Hep aklanmıştır ve onur edilmiştir. Şimdi bir şekilde her şey bilimsel kanıtlarıyla, özellikle hukuk dediğimiz o evrensel normlu işletirsek, bilimsel kanıtlarıyla ortada olmasına rağmen nefsi müdafaa gibi, yani çok trajikomik bir şey. Kendi aslında PSK'ya bile girişecek tarzda bir şey yapıyorlar. Ve şu anda zaten özellikle oradaki bütün insanlar bizim tanıklığımız, tanığımızdı ve kendileri de zaten başvurdu. Şu an onlara karşı da sistematik bir tutuklama türü devam ediyor. Neden ilginçtir böyle? Açıkçası anlamak gerekiyor. Şekilde aslında Ethem'in ölümünü meşrulaştırmak, bu yürüten... Size yönelik de sanırım bir takım baskılar var galiba. Açabilir misin? Ya baskıları hissedebiliyoruz. Ama ilk gün cumartesi gecesi Ethem'in vurulduğunda eşime gece 3-4 sıralarında bir telefon gelmişti. Kendisini polis olarak tanıtıp eşim ısrarlı üzerine sormalarına rağmen kimsiniz, neden arıyorsunuz falan. O karşıdaki şahıs işte sizi bir anahtarın önünden gelip gözaltına aldığımızda bunu görürsünüz. O zaman anlarsınız kim olduğumuz gibi böyle işte tehditler falan. Bizim açıkçası herhangi bir kaygımız, herhangi bir endişemiz yok. Bedel ödemişiz, ödemekten de hiçbir zaman korkmuyoruz. Ayrı olarak hiç en ufak bir endişemiz, şüphemiz yok. Tehditler tabii ki olacak. Yıldırma, simüler asılıyor. Bizler karşı soğuk kandığımızı sonuna kadar koruyacağız ve haklı mücadelemizi, için aşırı bu halkın haklı mücadelesi sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki yalnız olmadığımızı, biliyoruz ki milyonlar olduğumuzu. Başkanların dediği gibi ne zaman ayaklar baş olurmuş ki böyle halk küçümseyici. Ben bir işçiyim, ona göre ben bir ayak takımıyım. Ben baş olma yolunda milyonlarla birlikte ilerliyorum. Kendi şahsım açısından değil. Zor, şiddet olursa olsun sunarız. Sayfam, söylediğiniz var mı? Tabii çok zor konuşmak ama ben Türk halkına bir mesajınız, Türkiye halkına. Vallahi benim onu söyleyeceğim. En doğru katilini istiyorum. Şimdi suçlu kendisi. Katili yakala şey içeri göz altında tutmadık, kendi saklıyor. Suçlu kendisi Tayyip. Ve sizinle ilgili daha doğrusu bir anekdot daha belirtmem gerekiyor. Özellikle bir bu fotoğraf, bir de Türk bayrağı yakma gibi MOBESA görüntülerinde. O MOBESA görüntüleri doğrudur. İşin açıkçası orada Ethem vardır. Fakat ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Orada bulunan, orada akli dengesi yerinde olmayan, hatta dün ben bir canlı yayına giderken tesadüf eseri yolda beni çevirdi. Dedi abi böyle böyle, onu çocuğun akli dengesi yokmuş, tanıyormuş. O yapmış, hatta Ethem kızmış, arkadaşları da kızmış. Orada bağırışmışlar. Onlar zannedersem kırpılmış. Sonra arkadaşlanarak böyle bir şey yapılmasına müsaade etmemiş. Daha sonra oradan sinirlenerek çıkıp gitmiş. Yani bunu da herkes bilsin. Bir provokasyon girişimi. Tabii canım, yani bunu anlamak gerekiyor. İnsanları onursuzlaştırma, onların üzerinde kara propaganda yaparak aslında insanların, daha doğrusu yürüttükleri demokratik mücadele karşısında düşünmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bu insan aslında ölümü meşru gibi. Biliyoruz ki insan haklarının evrensel bilgesinde bir olan, insanın en temel olan doğal yaşam hakkına devletin kamu tarafından, görevleri tarafından böyle bir cinayet işleniyor. Aslında kamu yararına işleniyor. İşte aslında bunun altında yatan sebep de kamu yararına
aslında bu üretim içinde bulmuş olduğumuz o çiz halkların arasındaki duvarın öbür tarafı. Evet, polis kanununa bir cinayet işledi halk adına değil. Biz bunun hesabını soracağız. Sonuna kadar peşinde olacağız. Herkes de şunu bilmesini istiyorum ki birlikte omuz omuza biz arı ve görebilir. Birlikte omuz omuz olmaya halkın o haklı isteme talepleri doğrultusunda bir halk olmanın onuruyla davranmaya çağırıyoruz. Herkesi de buradan sizin aracınızla bütün halkımız milyon teşekkür ediyoruz. İşte bir omuza yürüdük ve biz son derece müsterihiz. O zaman teşekkür ederiz. Yeni ne diyecek? Yeni misin? Evet. Söyle. Var mı söz? Amcamın katili. Gibi polise kendi de. Tam oradan talimatı ben verdim diyor. O yüzden suç kendi koruyor. Aslında vurduran. Tanrı o verdi dediği gibi. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, aslında söylenecek fazla bir söz yok. Tablo orada nasıl bir işte bir komplo yapılmış. Az çok ortaya çıkmış durumda. Biz yine sözü yine İstanbul'a bırakmadan bir söz daha söylemek istiyorum. Şunu söyleyeyim, herkese bu beri aydırak sorumlu insan objekt zannetmesin onları dıştaladığımızı, her türlü bilgiyi, dokümantasyonu, etemlenmeyi ve ailemizin gibi bilgi isterlerse kapımız her zaman açıktır. Yeter ki kendilerini küçük ve aşağılık konuma düşürmesinler. Çok da anlamlı bir mesajdı meslektaşlarımız açısından da. Aslında bilgiye ulaşmak çok kolay. Rahatlıkla gördüğünüz gibi hemen çıktı aslında pek çok yalan günlerdir medyada da sürdürülmeye çalışılan. Biz yine diyelim ulusal kanal olarak takipçisi olacağız.